Burası muhtelif dönemlerde muhtelif biçimde kullanılmış. Mesela mahalle olmuş. İnanılır gibi değil. Böylesine bir bölge Yedikule Zindan Mahallesi olarak geçmiş. Fotoğraflar olmasa biz buna inanacak değiliz. Ama burada bir mahalle var. Burada bir öğrenci kız meslek lisesi var. Kızlar için bir meslek okulu burada. Sultan Abdülmecid dönemine kadar olan bu okul ardından değişiyor ve mahalleleşmeye başlıyor. İşte o günlerde ilk etapta Fatih Sultan Mehmet döneminde kışla karakolu, kışla karakol camisi, sonraki zamanlarda ise mahallenin camisi olarak kullanılan, sevgili dostlar, dikkat, İstanbul'un ilk camisi ile sizi tanıştırmak istiyorum. Fatih Camii, Fethiye Camii, 1453 yılında bu şehir fethedildiğinde Yedikule zindanları yoktu. Zira o esnada 4 tane sur vardı. Hemen Fatih eklemeler yaptı ve burayı kapalı bir kompleks haline getirdi. Bir askeri kışla garnizon komutanlığı yaptı ve garnizon içine böyle bir cami yaptı. Bu cami eserlerde, o günkü gravürlerde görünüyor. 1894 tarihinde İstanbul'u yerle bir eden o büyük İstanbul depreminde yıkıldı. Temellerine kadar indi. Minaresinin bir kısmı ayakta kaldı. Yıkılan kısımlar ise toprak altında kaldı. Biz buraya en son geldiğimizde mesela şu caminin giriş koridoru, koridor yolu, taşlı yoktu. Ergün Başkan'ın talimatıyla yapılan bu çalışmalarda Yedikule Hisar Zindanları ya da Yedikule Zindanları ayaklanıp Türkiye turizmine katılmaya başlandığında yapılan kazılarda Fatih Camii'nin su kuyusu, arka tarafındaki hazire kısmı ve caminin minaresi ortaya çıktı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.